Evet arkadaşlar, videoyu bölüyorum. Artık Instagram hesabım, çok soruyordunuz, yeni bir Instagram hesabı açtım arkadaşlar. Buraya birlikte online maç yapabilmek için, yeni videolardan haberdar olmak için mutlaka burayı takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, bu arada eğer kanalımı beğeniyorsanız Evet arkadaşlar bu arada kanalımı beğeniyorsanız arkadaşlar abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Böylece bütün videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız derseniz yeni gelen etkinliği inceleyeceğiz. Top açılışını inceleyeceğiz. Bakalım neler var, neler yok. Ona göre de videomuzu şekillendireceğiz arkadaşlar. Yeni kulaklıkla deniyorum arkadaşlar. Umarım ses istediğimiz şekilde gelir. Şuradan bir menajerlere bakalım. Var mı sağlam bir şey? Gerek de yok. Geç. Şuraya girelim. İlk gelen şey Almanya milli takımının topları. 22 stars diyor. Neuer, Boateng, Toni Kroos, Özil ve daha birçok oyuncu var gözüküyor arkadaşlar. Ayın 4'üne kadar, yaklaşık tam bir haftalık süre boyunca devam edecekmiş. Bir hafta sonra değişecek. Tek tek inceleyeceğiz. Maçta yapacağız bu el. Partner Clubs 2. round. %100 siyah topu veriyor ama ben şöyle bir ufak göz attım. %100 siyah topu öyle kolay vermiyor. Diyor ki geleceksin 200 bine. Öyle veririm. 200 bine de hiç kusura bakmasın, hiç oynayacak şey değil yani. Ne olursa olsun. Bu 6-12, yaklaşık 10-22, %30'luk bir şans oranı türünde bir şey. Maç çıkan oyuncular sağlam olur yani. Alınacak oyuncular da şöyle bir göz atalım. Boateng zaten en çok istediğim oyunculardan Neuer'le birlikte. Kroos'a gerek yok. Müller olabilir. Gerisini de yine şöyle bir bakayım. Gomez. Gomez gelebilir. Ter Stegen gelebilir. Gerisine de hiç gerek yok. Emrecan da gelebilir. O da olabilir. Her neyse. Ama dediğim gibi zaten elimde şu an yeterli şey de yok. Neyse, bir de şu topu inceleyelim. Şeyi, etkinliği inceleyelim. Yine Şampiyonlar Ligi etkinliği gibi başlıyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. İşte yani nasıl diyeyim? Çok şey yapmışlar yine. Karma karışık. Ha, 100 bin de verse oynanabilir belki. Ama daha 200 bine de yani kim gidecek? Sıkı başlayacaksın da oynayacaksın da ki o kadar uğraşılmaz. Ama biz sizlerle birlikte bir maç açacağız. Uzun süredir video gelmeyi, 3-4 gün, belki 4-5 ay sonra ilk defa bu kadar uzun süre oldu. Nedeni ise bu aralar bayağı bir yoğunum. Hani hiç ne video ne oyun hiç bakabilecek durumda değilim. O yüzden kusura bakmayın. Yani toparlamaya videoyu çekesim de gelmiyor. Yani boş bir 10-15 dakikalık boşluğum olduğunda da o videoyu editle. Yani hiç uğraşmaya da şey gelmiyor. Yani zaten vakit hani az olduğu için. Ama bugün sizlerle birlikte deneyeceğiz. Bakalım. Şimdi şuradan bir de oyunun sesini açalım. Bir de hani oyun şöyle deneyelim. Açtık sesimizi de ve maç başlıyor. Haydi bakalım takımımıza bu zorlu yolda başarılar dileriz. Eren Podolski. Eren açtı ortayı. Fegoli. Fegoli de bu hafta ne attı ama ya. Onu da konuşalım. Bu haftalık iyiydi, güzeldi. Ya da hani Galatasaray açısından güzeldi diyelim. Fenerbahçe açısından da güzeldi en azından. Lige tutunma açısından. Bu arada Beşiktaş dün ne oynadı? Cidden tebrik ederim. Güzel oyun oynadı. Hakkıyla da kazandı. Yani takım süper. Daha da hani son dakikalarda 3 de olabilirdi. Yeri gelir belki 4 bile olabilirdi. Hani öyle pozisyonlarda geldi.
Tuz için mesela bir depar var son dakikalarda. Olması bir depardır. Muhteşem yani. Süper oldu. 2'de 2 6 puan. Monaco deplasmanı var. Çok önemli. Milli maç aralarından sonra. Umarım oradan da puanla puan, umarım 3 puan olur ama hani ne kadar da olsa puan bile, tek puanla bile dönse Monaco'nun, çünkü şu an sadece 1 puanı var. O hani ne kadar aşağıda tutarsa o kadar bizim için iyi olur. Zaten ondan sonra tekrar bize geliyor Monaco. Ondan sonra Porto ile kendi evimiz. Leipzig ile deplasman. Yani güzel bir fikstür bekliyor. Böyle oynamaya, sakatlık olmadan oynamaya devam eder inşallah. Güzel. Umarım bu hafta şu Başakşehir'le Konya'da artık hani şey olurlar. Nasıl diyeyim? Hani galibiyeti ikisi de tanışabilir. Konya kendi evinde diye olması lazım, yanlış olmasın. Başakşehir deplasmanda zor maçlar ama imkansız maçlar değil kesinlikle. Yarın da onların maçı var. Umarım kazanırız onlarda da. Yani gruptan çıkma açısından yani ilk 2 haftada en kötü bir 3 puanı almak gerekiyor. Ne olursa olsun. O yüzden yine güzel bir maç. Lig de güzel gidiyor. Bence yani ne olursa olsun iyi, güzel gidiyor gibi. Galatasaray açısından özellikle hani kendi takımını da konuşmak gerekirse mutlu ediyor. Yani o gün o değişikliği, doğrusu söylemek gerekirse ben dedim herhalde yenildik o değişikliği yaptıktan sonra. Hani çünkü kanat oyuncusu çıkınca atak nasıl karşılayacak diye. Ama bizimkiler bir başladı tak tak. Yani helal olsun, taktik tuttu. Güzel bir galibiyet oldu. En acayip maçta şeydi bence. Alanya şey, Trabzon. Ben üst baktım. İlk yarı Burak Yılmaz 2 gol bir asist eden maç bitmiş dedim. Hani hiç izlemedim bile. Normalde izleyecektim. İlk yarı şey baktım, ilk yarı 3-0'dan bitti zaten hani kendi evinde Trabzon. Daha sonra bir ara bir baktım. 3-3 olmuş. Kaçıncı dakikaydı? Bilmiyorum. Ulan dedim 3-3 olmuş iyi bari, böyle hani böyle nasıl olmuş demeye kalmadan 4-3 mü ne oldu, maç bitti. Acayip oldu. Orayı cidden ben de anlamadım. Oh, ilk yarı gol yemedik. İkinci yarı bir gol misali alalım. Ben de uzun süredir oynamıyorum. Berbatım. Fark ettim. Bir 4 gün falan oldu adam gibi oynamayalı. O yüzden ben de bir berbatım ama en azından yenilmeden, ilk maçlarda yenilmemek her yerde önemlidir. Puan, beraberlik, yenmeyle bir türlü geçiştirmek lazım. Dün çok güzel oynadı ya. Yani o pres, o paslar. Teşekkürler. Muhteşemdi dün ve yedik golü. Kulaklık düştü. Kulaklığı düzelteyim derken rakip affetmez. Fegoli tut oğlum. Aç ortanı. Bafatim bir. Martin Skirtel. Alırsın oğlum. Ben seni biliyorum. Rakip çok geliyor. Bu bizim için işte çok kötü. Rakibin her gelmesi bizim için bir dezavantaj. Fegoli haydi oğlum ya. Çok güzel bir pas işte, kaleci saniyelik geç çıksa, Fegoli biraz hızlı olsa belki işte gol atmamak elden bile değil. Oraya atmak istemedim. Alt tarafa Nasri'ye atmak istedim ama Gomis'e attı. Şu kulaklıkla takılı olduğu zaman işte şu an elime değiyor kablosu, o da rahatsız ediyor yani.
Ama ses kalitesi için bu önemli yani. Yapacak bir şey yok. O Mariano'ya bari kalsaydı. Ya güzel döndük. Biraz geç kaldık vurmakta herhalde. İşte bir de şey. Ne diyecektim? Oyuna konsantre olunca. Defansta Maicon transferinin hani skutları var. %50'ye düşürdüm. Yani %100'e düşürmek lazım. Hani o da yok gibi spot, öyle bir şey. O da işte kötü şu an. %50 tane hani gümüş olsa bronz. Bronzda da hani gelme ihtimali. Gümüşte bile aynı oyuncu oluyor. Rating'i benimkin düşük oluyor. Yüksek olan gibi. Yani bir şanssızlık var. O yüzden geleceğini zannetmiyorum. Biraz daha araştırma yapmak gerekiyor. Muhteşem. Şu dokunuş muhteşem bir dokunuş. Mariano atarsın oğlum. Kaleciyi görüyorsunuz değil mi? Koy forvete. Ah be. Ulan milimlik geçti be. Neyse arkadaşlar, bu videoluk bu kadar olsun. Diğer videoda görüşünceye dek hoşça kalın.